Bizim Demokratik Sol Parti tutumumuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmralı ile yapılan görüşmelerde net tavrını ortaya koymadığını ileri süren DSP Kütahya İl Başkanı İsmail Atilay bir açıklama yaptı. Atilay, İmralı görüşmelerinde CHP'nin başta genel merkezi olmak üzere ve Kütahya Teşkilatı'nın sergilediği tutuma sert tepki gösterdi. CHP'nin görüşmelerin adada değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılması isteğine ve bu yönde yapılan açıklamaya sert tepki gösteren Atilay, bebek katiliyle neyin pazarlığı yapılacak? Bizler dün söylediğimiz gibi bugün de söylüyoruz, yarın da söylemeye devam edeceğiz. Terör örgütüyle yapılan görüşmelere destek vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi. Muhalefet Partisi'nde zaten ne yaptığı belli değil. AKP'ye payanda olarak bazı icraatlara destek verdiğini, bazen gerekli gereksiz karşı çıktığını görüyoruz. Doğru dürüst bir güçlü muhalefetin yapılmadığına şahit oluyoruz. Atilla, CHP'nin ana muhalefet partisi görevini yapamadığını da ifade etti. Görüşmelerin Eylül 2012'de sona erdiğini ifade eden Atilay, görüşmelerde gizlenen gerçeğin bölgede petrol savaşı olduğunu söyledi. Bu görüşmeler aslında Eylül ayında bitti. Amerika'nın talimatları doğrultusunda Maliki ile Barzani'nin Irak'taki petrol savaşı devam etmekte. Barzani, Maliki'ye buradan hisse vermemektedir. Vermek istememektedir. Dolayısıyla Maliki ile Barzani arasında bir petrol savaşı var. Bunun muadili de Amerika Birleşik Devletleri hem Maliki'den hem Barzani'den bu petrolü ele geçirmek istiyor. Ekonomik çıkar sağlamak istiyor. Dolayısıyla Barzani ile 22 tane Amerikan şirketi anlaşmasını bitirmiş durumda. Maliki'ye verilen vergilerden daha az bir şekilde vergi vermek için Barzani'nin korumasını Amerika Türkiye'ye verdi diye basın açıklamasında bildirdik. 22 Amerikan şirketi Barzani ile yaptığı anlaşmalar sonucunda Maliki'ye ait gibi görünen bizim ülkemizden geçen petrol boru hattını kullanmak istememektedir. Kullandığı takdirde vergisini Maliki'ye verecektir. Dolayısıyla Barzani tankerlerle petrol ihracatına başlamış durumdadır. Bu arada PKK ile Barzani dirsek temasında birlikte hareket etmek durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla Amerikan şirketlerinin korunması adına Eylül ayında yapılan anlaşmalarla bu işler zaten kotarılmıştır. Ancak mecliste bulunan milletvekillerinin, muhalefet partilerinin, meclis dışındaki siyasi partilerin konudan haberi yoktur. Çok hassas olan bu konularda bebek katiliyle pazarlık yapılması Türk milletinin kanına dokunmaktadır.